Efendim reklamlardan sonra tekrar karşınızdayız. Reklam öncesinde gerçekten Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde çok müthiş bir hikaye eşliğinde Abdurrahim Taylan kardeşimle beraber insanın uslu durması gerektiği, söz dinlemesi gerektiği, nefsine, aklına sen burada dur, burada bu söz geçerlidir demesi gerektiğine dair çok gerçekten müthiş, ibretlik bir hikaye nakletti kendileri. Şimdi bu bölümümüzde de bu bizi aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu perçinleyen, bir girdaba sokan, bir karanlık mahzenin içerisinde bizi, her bir uzvumuzu, maddi dünyamızı, manevi dünyamızı paramparça eden, hercümerc eden nefsi nasıl dizginleyebiliriz, nefsi nasıl dize getirebiliriz, bunu konuşacağız. Geldik üstadım nefs konusuna. Eyvallah. Buyurun. Üstad, şimdi burada Mevlana der ki yine aşk, akıl, ruh, bütün bunlar manası ve ulviyeti açısından bedenle ilişkisinde varlık manasında bedenden biraz daha yüksek mertebededirler. Sufli olan beden ise aşkın, aklın, ruhun karşısında malum onlar nurdan yaratılmış, beden topraktan yaratılmış. Bu sebeple de canda gariptirler. Mevlana öyle der. Yani aşk, akıl ve ruh insanın topraktan yaratılmış o maddi varlığında bunlar ulvi varlıklar olduğu için gariptirler. Pek anlaşılmazlar. Birbirleriyle intibaka o hayvani unsurlardan, hayvani duygulardan sıyrılıp bunların ulviyetinde o kanatsız irfan derecesinde bitmeleri için bir terbiyeye ihtiyaçları var. İşte Burhaneddin Tirmizi de bu manada der ki: "Farruhu fil gurbeti vel cismu fil vatani." Ruh insanın hakikaten varlığına baktığınız zaman gurbette gibidir. Anlaşılması zordur. İnsanın hemen orada nefis, şeytan bir meyil verir, sinsice böyle bir yaklaşırlar. Arzularını, isteklerini hemen esir ederler. O insanın varlık olarak hemhal olmada bir şeylerle arzusunda insanı esir ederler. Cisim ise, beden ise malum kendi vatanındadır. Onun için ey Allah'ım diyor, vatanında garip olmuş ruha acı. Burhaneddin et-Tirmizi Hazretleri, ya Rabbi vatanında garip olmuş ruha acı. O sebepledir deriz ki bademin acısıyla tatlısı dışarıdan bakıldığı zaman belli olmaz. İşte bu maddi ve manevi manada ruhu gurbette olanların o gurbeti biraz daha yakınlaştırdığı, kalbi ve ruhu tasavvuf süzgecinde işlediği o hal ile bundan uzak olan insanlar, bakarsınız zahirde de o da insan, o da insan. Ama hangisi acı, hangisi tatlı dışarıdan belli olmaz. Kusur şundaki diyoruz, şekilleri bir ama gönülleri bir değil. İnsanlara bakıyorsunuz hepsinin şekli şemali bir. Onun için nefis, akıl, veli ve burada şeytanın oyunları bağlamında az evvel söylediğimiz hikaye hakikaten müthiş. Bize belki biraz zamanın diline inme manasında ayırt edici olur. Denilir ki nefis sağ elinde Kur'an ile tesbih ile gezer. Tamam mı? Ancak yeninde ise, sakladığı yeninde ise hançer ve kılıç saklıdır. O sebeple kendisini imanlı ve sufi gibi gösteren nefis, fırsat bulunca bakıyorsunuz, az önce adalet isteyen kasap gibi, yaptığı bütün türlü günahları, yaptığı bütün o cinayetleri unutur. Ve her zaman da günah işlemeye, cinayet işlemeye hazırdır. Bu manada dedikleri gibi, adamı abdest almak için nefis havuza kadar götürür, ama havuza gidince havuza iter, dibini boylatır. O sebeple işte Mevlana Celaleddin Rumi'nin Kaddesallahu ve Sallallahu Aleyhi bize işaret ettiği gibi nefsi, akıl, şeytan ve kalp bağlamında bir düzene koymak gerekir. Mesnevi'de nefis ile şeytan bahsinde 336. 3. cilt bizim elimizdeki kitap sayfada der ki, biz yine de belki oraya değiniriz.
şeytan malum her zaman okuruz da kul a'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas. Orada hannas, sinsi olan şeytan. Orada da hepsini okumayalım yine. Der ki şeytan sinsi sinsi gizli böyle vesveselerle iş yapar insana, iş tutturur. Ve insafsız avcı diyor korkusundan kirpinin başı, kirpiyi insafsız avcı yapıyor. Zaman zaman dikenleri arasına çekilir, gizlenir. Ancak şeytanı kirpiye benzetiyor. Fırsatını bulunca da başını dışarı çıkarır. Bu çeşit hile ile yılanı bile alt eder. Evet. Onun için şeytanın yaklaşım tarzı hep böyle sinsi, hannas. Dışarıdan bakıyorsun zararsız bir kirpi diyorsun. Ama yılanı bile o kirpi başını çıkarırsa yiyebilir. İşte burada büyükler ve Mevlana'nın mesnefisi mahiyetinde geziyoruz bu konuları. Şeytan ile nefsi terbiye etme metodunu tasavvuf erbabının elinde, o hakiki mürşitlerin elinde işaret buyuruyorlar. Çünkü akılı, o nurdan yaratılmış aklı ve ruhu temizleyip nefsi de adam ettik mi? Çünkü nefis biliyorsunuz, akıl ile nefsi Mevla hak huzura çağırmış. Akla demiş ben kimim? Demiş ben senin aciz bir kulunum demiş akıl. Sen benim Rabbimsin. Nefise demiş ben kimim? Demiş ben benim, sen sensin. Bir daha o zaman götürün bunu bir yakın bakayım. 100 yıl cehennem ateşinde, 1000 yıl. Tekrar gelmiş ben benim, sen sensin. Biraz da aç bırakın bakayım. Aç kalınca nefis. Çünkü biliyorsun ateşle nefis aynı. Ama akıl nurdan idrak ediyor. Secde ettiği yeri hatırlıyor. Orada hemen ne yapıyor? Aç kalınca sen bizim Rabbimizsin, biz de senin kulunuz. İşte burada nefis diyor, ölümü bile sana ehemmiyetsiz gösterir. Bu işe şaşılmaz. Hakikaten bugünlerde yaşadığımız, Rabbim şu virüsü bir an evvel bizim aramızdan, çok güzel insanlar bu virüs belasıyla, Allah'ın tabii fadlıdır, Müslümanlar bu virüsten eğer darül bekaya irtihal ederlerse şehadet ecri Mevla veriyor. Ama bir imtihan. Rabbim bir an evvel alsın ki dünya düzelsin, merhamet etsin. Niye söyledim bunu? Her gün ölü isimleri duyuyoruz. Buna evet. rağmen bizim için ölüm çok ehemmiyetsiz. Çok böyle fuzuli geliyor. Bunu yaptıran kim? Şeytan işte vesvese veriyor. Nefis de sana ölümü ehemmiyetsiz gösteriyor. Niye? Çünkü diyor o nefis büyüsüyle bunu yapar. Malum bazı böyle büyü işi var ya, insanın büyülenmesi. Bazen bir şeyi çok sever insan, büyülenir, hiçbir eksiği kusuru görmez. Bazen de bir şeyden nefret eder, büyülenir, hiçbir eksiği kusuru görmez. Bu manada his iptali. His iptali, çok güzel ifade ettiniz. Artık oradaki yaşadığı, idrak edeceği meselenin mahiyetini anlamaz. Burada der ki, büyü bazen bir saman çöpünü bile hile ile sanatla dağ yapar. Bazen de bir dağı saman çöpü haline getirir. Arkadaş dağ bu. Yok, onun saman kadar ehemmiyeti yok adamın karşısında. O nefis ve şeytan çirkin olan şeyleri hile ile güzelleştirir. Bazen de güzelleri, güzellikleri çirkinleştirir. Bazı zaman insanı, affedersiniz, merkep gösterir. Bazı zaman da tam bir bakarsınız ya bu eşek dersiniz, merkep adam gibi gösterir sana. Arkadaş bunun arkasından gidilmez, bu iş yapılacak iş değil. Yok, nefis orada öyle bir adamı gazı almış ki, İşte böyle bir büyücü senin içinde gizlidir diyor Mevlana. Hani dışarıda arama bu harikuladelikleri. Evet. Böyle bir büyücü senin içinde gizlidir. O da şeytan gibi vesvese veren nefsindir. Onun için onun vesveselerinde gizli bir sihir vardır. Bu manadan kurtulabilmek, bu manadan ayrıt edebilmek için nefsi, şeytanla olan bu diyaloğunu kesmemiz lazım. İnsanın manevi kimliğini kazanması, ondan sonra harici düşmanlara galebe çalacağız. Hmm. Kendimizi bir tanımamız lazım. Kendimizi inşa etmeden, değil mi? Hani İbn Arabi'nin sanırım söz, küfrün kaynağını bilmeden gerçek iman etmiş olmazsınız diyor ya. O küfrün kaynağını da yine bilmek insanın kendini bilmesiyle, kendini inşa etmesiyle de mümkün olacak. Çok doğru. Çünkü takdir edersiniz ki bugün küfrün tek elindeki güçlü silah nedir? Bizim nefsani ve şeytani dürtülerimizi her zaman böyle kaşıyıp uyandırmasıdır. Zaaflarımızı. İhtiraslarımız. Bugün televizyonlar,
medya, para hırsı, makam hırsı, bunların hangisi ahlaki, İslami, tasavvufi? Zaten tasavvuf işte, hani diyorlar ya bazen tasavvuf neye yarar? Bakın işte tasavvuf sizin düşmanınızı yere, sırtını yere vurmanın ilk adımı. Burada çok ilginç gerçekten de tasavvufa şimdi sathi, yüzeysel baktığımızda anlamsız görünebilir. Ama gerçek manasıyla düşündüğümüz zaman evet, insanın insan olabilmesi, hakiki manada insan olabilmesi, manevi adam olabilmesi. Çok güzel. O işte Hazreti Yunus'un mesela sadece bizim medeniyette Hazreti Yunus bile olsaydı o tasavvufi bitmişti, terbiye o bile olmuş olsaydı yeterliydi. Orada o Kadı Yusuf Yunus'un evet, işte öyle bir hale geliyor ya, kendi ismini bile sorduklarında ben bilmem diyebilecek kadar. Aslında buradaki tasavvufun o Aziz Mahmud Hüdayi'dir, Yunus'tur vesaire, diğer tasavvuf erbabıdır, büyükleridir. Yani aslında biraz daha ilerisi tasavvufun peygamberi yaşamaktır. Hmm. Davud Aleyhisselam, Hazreti Peygamber, Hazreti Yusuf, o buradaki benlikler bittiği zaman öyle güçlü oluyorsunuz ki. Biz oluyoruz o zaman. Düşmanın o sizin his iptali dediğimiz unsurlarınızı tamamen yıkmak için girizgah yapması ya da saldırıya geçmesindeki bütün o sebepleri elinden alıyorsunuz. Size saldıracağı hiçbir taraf kalmıyor. İşte o zaman siz şu anki hasımlarınızla, medeniyetinizi elinizden çalan hasımlarınızla mücadele edebilirsiniz. Şeytani ve nefsani dürtüler alındığı zaman... Düşünsene, sana şunu vereceğim. Ver, ne olurmuş yani? Manası yok ki bende. Para vereceğim, makam vereceğim, güç vereceğim. Veya seni boşa, zamanını boşa akıtacağım. Seni meşgul edeceğim çirkinliklerle, haramla, onun malıyla, şunun ırzıyla, bunun gücüyle, bunun kuvvetiyle, şunun pantolonuyla. Ama senin gitmen gereken yoldan seni alıkoyacağım. Bütün bunları ne yapıyorsunuz? Bir tarafa atıyorsunuz. İşte bizim halimiz burada aslında biraz Mevlana'nın deyimiyle tilkilere benziyor. Mevlana diyor ki, tilkiler diyor, hileden, tuzaktan kurtuldukları zaman kendilerini kuyrukları kurtardı zannederler. Ancak onun için bir oyundan, belgesellerde görürsünüz belki. Bakın, tilki bir tuzaktan kaçtığı zaman kuyruğuyla oynar, sevinir. İşte Mevlana bunu bize betimliyor, bizim bu halimizi. Aha, buradan kurtulduk. Adam hırsızlık yaptı, riyaya büründü, aha kimse çakmadı beni. Bilmedi beni der. Tilki gibi diyor gidip kuyruğuyla oynuyor. Halbuki diyor fark etmezler ki tilki o tuzaktan kurtaran ayaklarıdır. Tilkiler kuyruklarının kendini kurtardığını, yani yapmış oldukları hilelerin, akıllıca davranışların, ne diyorlar şu an, güya strateji çizmiş adam, her şeyi hesap etmiş, böyle bu hengameden kurtulmuş, bütün insanlar onu hala iyi biliyor. Kuyruğu kurtardı zannediyor ama öyle değil diyor. Onu kurtaran ayaklarıdır. Ayaklar nedir orada maksat? Aklıdır, ruhudur, velilerdir, onu uyaran ellerdir, koruyan, kollayan, ona hakiki yolu gösterenlerdir. Onun için tilki gibi kuyruğumuzun kurtardığı meseleleriyle böyle küçük hesaplarda boğulup düşmanlarımızı yenemeyiz. Çünkü onların fıtratı onlara ait. Onlar seyyiatla, münkeratla, fevahişle, yani kötü şeylerle, nefsi dürten mevzularla size yaklaşırlar. Allah bizi de sizleri de muhafaza eylesin. Buradan onları da bertaraf etmenin nitekim evlevi yolu nedir? İşte o sadece dervişi hırkayla görmek gibi görünen tasavvuftur aslında. Belki de son zamanlarda tasavvufu biraz hedef almanın, belki değil, bence ekseri fikri budur. Çünkü bunu bertaraf ettiğiniz zaman tasavvuftaki o evrensel bakış açısını, insanın önce kendi nefsiyle uğraşması gerektiğini, kendini adam etmesi gerektiğini, toplumunu, ailesini, başkasıyla bir işi olmaz mı tasavvufun? Yani başkasını düzeltmekten öyle bir hesabı yok, çünkü kendisini düzeltmek derdi var. Başkasıyla ne işi olabilir? Benim ayıbım zaten çok. Benim eksiğim zaten çok. Böyle olduğu zaman, asgariye düşürdüğü zaman kusurları, eksiklikleri, o zaman da Mevlana'nın ifade ettiği güzellikte neye kavuşuyor insan? O velilerin, o almış olduğu medeni terbiyenin, medeniyetin terbiyesiyle hakikaten kendine hakim, tahakküm etmiş bir insan toplumunu da ıslah ediyor. Evet. Düşmanına da galebe çalabiliyor. Yine biraz galiz olacak ama Mevlana der ki, köpekler der,
biraz galiz olsun, bir şey olmaz yani. Biz hep övülmeye alışmışız. Nefislerimiz biraz körpelensin şöyle. Ne olduğumuzu haşa, buradaki maksat Mevlana'nın hakaret değildir ama fıtrattır. Hmm. İnsan zahiren ahsen-i takvimdir. Hiç kimseye hakaret edemezsiniz o manada. Ancak fıtratınız sizin kalıbınıza uymuyorsa, o zaman Mevlana uyarıyor, diyor ki başka kalıplarda gezme. Sen fıtratını ahsen-i takvim olan insan gibi ol. Diyor köpekler kışın çok üşürler. Üşüyünce de yaz gelse de kendimize bir barınak yapsak derler. Barınak yapmak için bu sefer kışın böyle bir geçse hemen bir barınak yapalım. Hemen bir kendime ev yapacağım der köpekler der. Yaz gelince tekrardan derileri gevşer, kemikleri yerine gelir. Kışın yedikleri o ayazı unuturlar. Tekrar köpekliklerine devam ederler. Onun için tekrar diğer kışa üşümeye maalesef düçar kalırlar. İnsanın nefsi de işte böyledir diyor. Bir zorluk, bir sıkıntı gördüğü zaman ya bir daha bu işi şöyle olursa yapmayacağım. Bunu böyle yaparsam daha iyi olurmuş. Ancak o işi biraz atlatınca tilki gibi kuyruğuyla oynar. Bu sefer yapacağı barınağı unutur. Kendini böyle yine o hile, o büyüyle yine o küçücük samanı dağ gibi gösterir. Onun için bizim buradaki Allah muhafaza tasavvuftaki tasvir edilen fıtratlardan nefsimizi arındırıp kime teslim etmemiz gerekiyor? Safi olan kalbe, safi olan ruha, safi olan akıl çanağında yorulmuş akla. Vahiy çanağında yorulmuş akla. Çünkü akıl kendi haddi zatında az önce söylediğimiz gibi nurdandır, temizdir. Alıp onu nefse oyuncak yaparsak şımarıklaşır. Köpeğin oyuncağı olur, tilkinin oyuncağı olur. Her şeyin oyuncağı olur. Allah bize Mesnevi'deki bu temsil edilen örneklerden, hikayelerden işte hazine buralarda, buraları görüp okuduğumuz zaman o dönüşü nasip eder diye düşünüyorum. Ders almayı ve bu minvalde medeniyetimizi tanıyarak, tekrar kendimizi tanıyaraktan elbette ki bir halimizi, pozisyonumuzu, durumumuzu check-up edip istikbale yönelmeyi. Biz yayıs ümmeti değiliz. Asla ümitsizlik ümmeti olamayız. Biiznillah da bu kadim geleneğin bize aşıladığı o güzel, verimli, hakikaten ilaçlar ile, o nur ile, o şerbet ile tekrardan istikbali çizeceğiz. Neslimiz, yavrularımız, toplumumuz Allah Azze ve Celle'nin insanı o ahsen-i takvim yarattığı fıtrat doğrultusunda ki buna biz de, toplumumuz da, insanlık da muhtaç. İnşallah tekrardan cem edip inşa etme gayretinde bulunacağız. Bizim vazifemiz, bizim işimiz toplum olarak, yaratılanlar olarak toprağın altındaki o nefes kesilene kadar Allah'ın bizim için nimet olarak verdiği ömür nimetinde şükürle vazifemizi yapmak. Takdir Allah'ın. Allah isterse geçen sizde hasbihal ettik ya 20 gramla tüm dünyayı bitirdi işte. Bu kadar ehemmiyetimiz. İsterse her yerde kendi sancağını dalgalandırır. Biz neredeyiz? Onu görmek lazım. İsterseniz zamanımız ne aşamada bilmiyorum. Böylece Mesnevi'yi noktalayalım. Biraz daha devam edebiliriz. Öyle mi? Toparlayalım. Eyvallah. Bu manada o zaman Mesnevi'de ifade edilen Mevlana Celaleddin Rumi'nin bizleri uyarmış olduğu bağlamda inşallah biz hem kendi nefsimizi hem de dinleyenlerimizi uyarmış olalım, hasbihal etmiş olalım. O zaman Mesnevi'nin akabinde Ümmi Sinan Halveti'den bir divan ile bitirelim isterseniz. Ümmi Sinan Buyurun. Halveti'nin divanından da bir tane okuyalım ki hep Mesnevi ile yormamış olalım. Bir kere de şiirle de gitmiş olsun. Divandan önce şunu söyleyelim. İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ya üstadım, aklı vahyin emrine verirseniz akıl akıl olur diyor. Çok güzel. Bu da programımızın bugünkü zübbesi olsun, söz olsun inşallah. Buyurun. Zübbesi olsun. İlahi dilerim senden bize lütfu ihsan eyle. İçir aşkın şarabını bizi mestu hayran eyle. Al gitsin gafleti benden, ref'i hicab eyle candan, iki cihan sevgisinden soyup bizi
üryan eyle. Yoldaş etme naşi ile, sana münkir kişi ile, yakıp aşk ateşi ile, bağrımızı bir yan eyle. Yoluma yoldaşlar eyle, halime haldaşlar eyle, ilahi dervişler eyle, didarını seyran eyle. Ben sakınmazsam bu canı, tek bulsunlar bunlar seni, var imdi Ümmi Sinan'ı yollarına kurban eyle. Üstadım. Ümmi Sinan da bunları böyle betimlemiş oldu. Üstadım çok teşekkür ederiz. Çok Allah sağ olun. Razı olsun. Gerçekten çok keyifli, seviyeli ve derin olsun. Bir sohbet oldu. Allah razı olsun. Tekrar bekleriz inşallah. Eyvallah. Ben de teşekkür ederim Metin Bey. Allah yardımcınız olsun. Rica ederiz. Sağ olun. Efendim bugün bir programımızın daha sonuna geldik. Kendisiyle böyle bir 3-5 ay kadar önce aylık mutat bu sohbetlerimizi yapalım diye sözleşmiştik aslında. Çeşitli sebepler, sağlık sorunları dahilinde bunu tam yerine getiremedik ama inşallah Allah bundan sonraki süreçte sağlık sıhhat noktasında bir sıkıntıya düşürmez bizleri. Amin. Ve Abdurrahim kardeşimle beraber tasavvufa dair, hayata, varlığa, insana dair yaşamımızın maddi ve manevi noktada huzuru ve refahını nasıl sağlayabiliriz soruları eşliğinde bu soruların cevaplarını ararız, buluruz, sizlere de bu ekranlardan aktarırız. Son olarak İstiklal Şairimizin şu mısralarıyla programımızı bitirmek istiyorum. Mehmet Akif Ersoy diyor ki, ümitsizlik öyle bir bataklık ki düşersen boğulursun, ümide sarıl seyret ne olursun diyelim. Ümide sarılalım ve çalışmayı da ihmal etmeyelim. Bir başka programımıza daha görüşebilme dileğiyle mutlu akşamlar diliyorum.